Herkese yepyeni bir videodan merhaba. Videolarımda genelde böyle izlediğim zaman ben de birçok videomda kendimi tanıtmadan giriş yaptığımı fark ettim. O yüzden böyle bazı videolarda, her videoda değil, kendimi böyle tanıtmak istiyorum. Beni tanımayanlar için de kendimi ufak bir tanıtmak istiyorum, çok fazla uzatmadan. Adım Fikret, 25 yaşındayım. Geçen sene Yakında Üniversitesi Mimarlık bölümünden mezunum. Böyle kendi çapımda YouTube'a videolar ürettiğim, böyle yeni içerikler çektiğim bir YouTube kanalım var. Öyle kendimi tanıtmak istedim kısaca. Şimdi videonun konusuna gelirse, geçen hani İzmir'e gitmiştim, vloglardan görmüşsünüzdür zaten. Hani evde kendim vlog çekiyordum falan. Orada da bana böyle bir takım şeyler almışlar. Hani benim istediğim olsun, annemin hani beğenerek, hani seçerek, benim tarzımı düşünerek aldığı şeyler olsun. Hatta geçen de bir Nike videosu çekmiştim İzmir'de. İzmir'e gittim ve Nike Outlet'e, yine böyle Nike Outlet'in olduğu yerde, işte Twist, İpek Yolu'da, o tarz markalarda böyle güzel, hani uygun olduğunu düşündüğüm, hani güzel hani markalarda, hani şeyine göre bir şeyler alışveriş yaptım. O yüzden bu sizlerle paylaşmak istedim. Umarım hani yanlış anlaşmak değil, yani ben şuradan giyiniyorum ya da şöyle gösteriyorum gibi algılanmak istemem. O yüzden paylaşmak istedim sadece, hani beğenen olur, almak ister ya da böyle, hani sadece beğenmeseniz bile hani sizle paylaşmak istedim. Onun için bu videoyu çekiyorum. Öyle ufaktan artık başlayalım videoyu daha fazla uzatmadan. Bu arada şu videoyu izleyen kişi lütfen kanalıma abone olup videolarımı hani beğenirsen çok mutlu olurum. Öyle. Onu da söylemek istedim böyle arada, böyle ufak ufak hatır. Ben de böyle bazen videolar falan izlediğim zaman şey yapıyorum, böyle unutuyorum böyle abone olmayı, şey yapmayı falan. O yüzden böyle öyle bir hatırlatma yapmak istedim. Başlıyorum şimdi. Nike'dan başlıyorum. Bu arada genelde Nike'dan hep aldığı şeyler. Şöyle göstereyim size. Bunu Nike'dan değil, bir tane şeyde, Alsancak'ta bilenler bilir. İzmir'de Tolga Saraçoğlu diye bir şey var. Güzel bir mağaza. Hatta şöyle bir kot var. Şöyle göstereyim. Tayt yani. Tayt derileri görünüyor. Yan tarafta deri şeyleri var. Şöyle göstereyim. Hani beğenen olursa hani oradan bakabilir. Şöyle bir şey. Öyle daha denemedim bundan hiçbirini bile bu arada. Hatta bir gün denemeli alışveriş tarzı yapabilirim de, isterseniz yorumlara yazın. Şimdi işte kaldırıyorum bunu. Benim en beğendiğim şey gerçekten, annem, anneciğim, çok teşekkür ediyorum bu arada. Yani bu rengi beni bilenler bilir. Hatta bununla bir ilgili bir anım vardı telefonda. Bayağı Turkcell'de hatta. Ben lila beğenmiştim. Kadın da bana işte laf sokmuş. Ay dedi, lila falan hiç yakışmıyor. İşte mimarsın, bilmem şöylesin. Genelde Araplar falan, hani yani kimse de küçük görmek için değil. Böyle sinir olmuştum hatta, böyle küçük konuştukları için böyle önyargılı. Gerçekten hani neyden yola çıkarak söyledim dersen, lila renginden şey yaparak böyle şey yapmak istedim. Ay. Arkadaşlar rengine bakar mısınız? Şurada işte bir Nike hamlem var. Sivit tişört uzat. Evet. Şöyle bir şey. Gerçekten bunu artık bilmiyorum ne zaman giyerim de, ama artık çok böyle havalar daha sıcaklar gelmeden aslında giysem güzel olur. Şöyle şey var mı, etiketi şey gitmiş galiba, etiketlerini çıkartmış ama şöyle bunun barkodu falan var mı, ama zaten lila sivit tişört yazsanız da çıkar Nike'ın sayfasında, lila görürsünüz yani. Şu açtıkları şey yapıyorum. Bir de şunu uzatma, şey yapmadan, unutmadan göstermek istedim, daha böyle diğer şeylere geçmeden. Ben bayağı bir mont arayışındaydım, hep diğer vloglardan da görmüşsünüzdür. O bir tane siyah montum vardı. Hani, ama Tommy'den hep beğeniyordum ve beden falan bulamıyordum, biraz sıkıntı yaşıyordum. Hani bedenleri normalde hani dar, hani ben de yani çok zayıf bir insan olmadığım için pek bulma, yani şey yapmıyordum. Şöyle bir şey. Hatta Tommy'nin bir tane işte şu barkodlu bir şeyi şöyle göstereyim. Katlanmadı. Şöyle bir montu. Şu şekilde uzaktan göstereyim. Böyle uzun bir montu, gerçekten bayıldım. Yani şimdi bunu önceden görmüş olsaydım, böyle içinde zaten şeydi, uzun bir mont, ama gerçekten güzel duruyor. Artık bunu sene giyerim diye düşünüyorum. Bu sene şey oldu. Böyle karışık gidiyorum artık, elime hangisi geçerse gibi. Bunu Instagram'da story'de ya da ben Instagram'da takip ediyorsam, gerçi YouTube'da da birçok şeyde görmüşsünüzdür illaki. Yani abartmıyorum. Ne kadar zamandır, yani şu Uz Polo'nun bir tane sweat ceketi vardı işte. Onun annem sweat tişörtünü almış artık diyorum ya. Hani bazı şeyleri çok giydiğim için böyle artık kendi kendime şey diyorum, ameliyat çıkaracaklar herhalde, Allah korusun. Böyle bir Uz Polo'nun sweat tişörtü.
Gerçekten çok güzel. Hatta burada hiçbirini bulamıyorum. Zaten burada burayla İzmir'in bayağı şeyleri çok çok farklı. Bu top favorim. Az önceki zaten şeyden de spolonunduğumu söyledim. Bu Yasemin Özilhan'ın koleksiyonundan olan bir şey. Peki ola bir işbirliği yapmıştı. Onun bir koleksiyon kendi adına. Şöyle bir pantolon şöyle göstereyim. Bayağı da 42'den zaten 42'ye kadar ama çok güzel olmuştu. Şöyle bir lastik şeyleri var. Kendisine de görmüştük. O da giymişti daha önce. Gerçekten kendisine zaten bayılıyorum. Ama bu pantolonu gerçekten yazın. Yani baharda yazın bile giyilebilir. Hiç çıkarmayacağım pantolonlardan biri. Bayağı da aramıştım bulamamıştım. Yani ne kadar olursa olsun artık dedim alacağım yani. O şekilde çok bayağı beğenmiştim. Ve paylaşmak istedim. Bu da Twist'te. Bunu annem bana kaç kere oldu beğenmişti. Snow'da hatta bayağı 47 lira falan düşmüş. Şöyle göstereyim. Çok odaklıyım. Bu genelde outlet mağazalarında falan konuşamadım. Onlar da genelde bulabilirsiniz. Bunu ben pembe turuncusunu denemiştim. Onu çok beğenmiştim. Ama çok güzel durmadığı için şey yapmamıştım. Ama bu rengi biraz daha güzel gibi geliyor. Hatta şu ikisiyle kombin falan yapabilirim. Altıma da böyle sneakers ya da spor ayakkabı şahane olur diye düşünüyorum. Öyle. Şimdi atıyorum yatağın üstüne sonra toplayacağım yani. Bu galiba bilmiyorum abimin benim mi ama yine de göstereyim. Ama bence benim mi acaba benim olabilir bilmiyorum. Şöyle bir tişört Nike'ın yine galiba. Drifit koleksiyonunda. Şöyle göstereyim. Arkası da böyle fileli. Onu görebilirsiniz de. Bu bayağı uygun. Kodunu falan göstermek istiyorum. Hani oradan daha kolay bakarsınız diye. Da hatta bayağı uyguna düşmüştü. 254'ten 127 liraya düşmüş. Onu da altta gösteriyorum. Ha, sıkıntı yok. Outlet mağazalarında genelde biraz daha uygun oluyor. Normalde ben burada da Nike'a bakıyorum ama gerçekten bir hani ne bileyim bir spor sütüne bakıyorsunuz mesela yani şey Nike'a tam hatırlamıyorum ama bir ara baktığımda şeyde bile outlet mağazalarında bile 200-300 küsür ama normalde buralarda 500-600 bayağı haş. Hatta yavaş yavaş ilerliyorum. Sevdiğim renk ve en sevdiğim böyle şey yani gerçekten sporda özellikle bayılıyorum. Böyle normal şeylerde çok tercih etmiyorum ama şöyle bir şort Nike'ın yine standart fit şeyinden şöyle göstereyim. Şöyle bunu yazın arsızda spor yaparken inşallah bir sporu başlayabilirsin ama annem bayağı büyük almış. Yani bu kadar kilo olduğunu düşünmüyorum ama gerçekten güzel bir şey. Böyle tam böyle spor yapmalık tam böyle yazlık tarzında. Güzel ama yani gerçekten. Bu ya bunlar tam gerçekten böyle YouTube açıp böyle bir yere hatta gidip orada böyle spor yapıp giymelik tarzlar. Öyle. Şöyle göstereyim. Şöyle bir şurada bir amblemi var. Bu da tight fit koleksiyonunda. Bunun kodlarını falan göstermiyorum tek tek. Şey yani onun short şeylerine baksanız da görebilirsiniz. Genelde hep böyle standart şey olanlardı. Yavaş yavaş atıyor. Bunun eksik yoktur. Buna bayılmıştım. Gerçekten bayılmıştım buna. Benim bir anlamda böyle çok böyle toplu ayakkabıdır. Babet falan. Hayatımda yediğimi hatırlamıyorum. Çünkü ayakları taraklı yani. Bayağı bildiğiniz taraklı. Hani 40 numara ayağım ama yani 40 bazı şeyler Nike spor ayakkabılarında 40.5-41 bile zar zor oluyor. Şu sandaletlerini hani gerçekten yazın ayağımdan çıkartmayacağım. Spor ayakkabını zaten yaz kış belki bu sene bot bile giydiğimi hatırlamıyorum. Ki havalar o kadar kötü olmasına rağmen. Şöyle bir sandalet arkadaşlar gerçekten yani bilmiyorum alın aldın. Hani şu an daha denemedim ama şu kodunu göstereyim yine. Ama bayağı bir reyonlarda falan görebilirsiniz. Bence bunun ayarı bu çok uygun değildi ama annem hani ayağımın biraz daha rahat etmesi açısından almıştı. Ama gerçekten güzel rahat duruyor. Bu da benim böyle en bayıldığım şeylerden biri tanıyorum tarihlerinden. Yazın bir tane terlik almıştım. Hatta onun keşke onu da gösterseydim ama onun bitmiştir büyük ihtimalle ama şöyle bir terlik aldım. Şöyle gerçekten de göstereyim şu şekilde. Bu rengi gerçekten bayılıyorum. Daha önce böyle gümüşünü falan bulmuştum. Bu renklerde bulamamıştım ama bunlar daha süslü. O da böyle tam böyle süslü böyle. Yani hepsi yaz, işte tatile giymenin şeyler. Of arkadaşlar ben bayılıyorum buna.
gerçekten. Şöyle bulamadım. Bunun elini tartı. Nike'ın tartıymış. Ama gerçekten bayılıyorum yani gerçekten. Şöyle bir tart. Şöyle şurada bir şey var işte. Amblem var, Nike amblem ama gerçekten var ama biraz büyük yani. Hani muhtemelen arabaya olmazsa diye almış ama en azından daraltırız. Yani olmaz hani büyük gelirse şey çaresi yok hani. Ay büyük gelirse çaresi var da küçük gelmesin. Gerçekten ama şu an çok büyük duruyor. Şimdi izleyenler diyordur. Ay sen kendine kadar zevk görüyorsun ama. Abimin olan bence bu galiba. O benim de. Bu abimin de galiba. Neyse onunkini göstermiş olayım. Bunun şey kopmuş etiketi şöyle bir tişört. Hani erkeklerde. Bu gerçi bayanlar da giyebilir aslında. Unisex tarzı şeyler. Öyle galiba bitti yani. Başka yok yani. Bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza giden bir video olmuştur. Şöyle çekeyim. Öyle. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Neyse tekrar söylemiş bulunayım. Umarım keyifle izlersiniz. Beğenmişsinizdir. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz beni çok mutlu edersiniz. Gerçekten hani biraz 1-2 dakikanızı alıp bir şey konuşmak istiyorum. Hani YouTube videolarım hakkında şöyle bir pozisyon değiştireyim. Ters ayağımın üstüne oturmuşum da. Çok fazla emek harcıyorum ama böyle hani üzülüyorum da demek istemiyorum. Hani az çok mesela atıyorum bilirsiniz hani en ufak bir şeyde bile atıyorum bir kek yaptığınızda bile moraliniz bozulur. Hani artık böyle kek yapmayacağım, kek yapasın gelmez dersiniz ya. Hani bazen hani şahsen hani birkaç günden beri bu videoyu çekme planındayım ve bayağıdır da aklımdaydı bu videoyu çekmek. O yüzden biraz hani üzülüyorum demek istemiyorum. Hani sevdiğim için hani çekiyorum video tabii ki. Hani bunu bir hani şey olarak da ne bileyim atıyorum. Hani iş olsun hani şey kazanmak falan tarzına değil zaten. Hani kimse çünkü bu kadar şeyi hani bunun için bu emeği şey yapmak istemez. Ama sadece böyle hani görüp izleniyor. Mesela ne bileyim görüp izlenip beğenilmiyor bazen. Hani ister istemez böyle bir üzülüyorum. Hani yargılıyorum acaba bir yerde hata mı yapıyorum tarzında düşünüyorum. Yani üzülmek de yani iyi de yaptım farkındayım. Son videom mesela kaç küsür yani tam hatırlamıyorum da 640 civarı izlenmiş ve videoya hala 3 gün yok 4-5 gün oluyor salı günü akşam atmıştım ve neredeyse 125-130 saat izlenmiş ve videoya gelen beğeni 15 beğeni 16 beğeni yani neden demek istiyorum anlayamıyorum da yani açıkçası her videomu mesela atıyorum bir dislike geliyor bilmiyorum bunu atan hani onu da söylemek istedim yani açıkçası hani kötü bir şey değil tabii ki herkes böyle her şeyi beğenmek zorunda değil ya da ne bileyim iyi yorum yapmak zorunda değil atıyorum takip etmek beğenmek zorunda değil ama hani diyorum ki izliyorsan niye şey yapmıyorsun kardeşim falan diyorum hani tutup hani izliyorsan beğeniyorsundur yani onu da anlayamıyorum ama tabii ki kimse böyle sistem etme şey yapma değil ama hani böyle bir şey emek verince böyle insan isterse onun karşılığını almak istiyor. Bilmiyorum kendimden yani son derece eminim gayet hani doğalım gayet hani gerçekten o şu olduğu gibi gösteriyorum duş aldım saçlarımı atıyorum şey yaptım kuruttum biraz hafif makyaj yaptım geçtim kamera karşısında oturdum ve hani bu genelde de benim mesela atıyorum ne bileyim mesela bu akşam misafirimiz var hani video çekmesem de atıyorum hani bunlar genel olarak yaptığım şeyler en filtresiz de hatta yani fazla doğal olarak bile yaptığımı düşünüyorum ne bileyim yanlış anlaşılacak bir şey ya da ne bileyim hani olmayan biri gibi davranmıyorum ama sadece biraz hani sorguluyorum demiyorum da hani acaba diyorum hani bir yerde yanlış yapıyor falan olabilir miyim gibi böyle o an hani düşündüğüm oluyor açıkçası yani o yüzden bilmiyorum gerçekten hani bir en azından bir beğenmek hani bir atıyorum abone olmak ya da bir şey yapmak böyle güzel bir yorumda bulunmak bence bu kadar zor olmamalı yani bilmiyorum ben kendim mesela hiç öyle tabii ki hani sen diyorsun hani her izlediğin şeye mi hani beğeniyorsun yorum yapıyorsun falan ama ne bileyim bilmiyorum biraz belki hassas düşünüyor olabilirim yani eğer beğenmediğiniz bir şey varsa da ya da ne bileyim şunu şöyle yapmasan daha iyi olur dediniz ya da şunu şu şekilde söylemesen daha güzel olur ama tutup da hakaret var diye ben mesela bugün bir video izledim YouTube'da yani isim vermeyeceğim tabii ki zaten hani bilinen biri bir ufak bir eleştiri yaptım kendimce hani öz eleştiri bana göre yanlış ve birçoğumuza göre hata yorumlarda da gördüm o yorumları o yüzden bana bir şey geldi hani kendimce hani düzelsin hani o şeyi bir daha yapmasın diye bir öz eleştiri yaptım bir takipçi izleyicisi hani yapar yapmaz kendi bilir ama hani yaparsa insanların böyle daha böyle beğenisini kazanır daha böyle hani güzel görülür
hani haddim olmadan tabii ki belki ama hani ufak kendimce bir görüşü dile getirdim. Tabii ki de dile getirebilirsiniz. Beğenmediğiniz şeyi beğenmediğinizi söyleyebilirsin. Bu kötü bir şey değil. Hani ben en azından onu düzeltmeye çalışırım. Yani bilmiyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Umarım yanlış anlaşılmamışımdır. Tabii ki dileyen, yani isteyen abone olur, istemeyen abone olmaz, izler izlemez ama hani izleyip bilmiyorum. Bana biraz şey geliyor. Tabii kimseye şey yapmıyorum. Hani lütfen yanlış anlaşılmasın. Sadece içimden gelenler söylemek istedim. Biraz emek, yani emeğe saygı duyuyorum. O kadar. Böyle kendinize çok iyi bakın. Umarım videomu beğenirsiniz, seversiniz, beni sevmişsinizdir. Öpüyorum hepinizi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.